Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Araş. Güreş Türkiye 7. yıl etkinlikleri kapsamında bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz geleneksel Bu sene mi? bu sene üçüncüsü gerçekleşiyor. Ha, doğru. Evet. Özel röportajımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğum her zamanki gibi admininiz geri döndü. The Peeps Buğra Gür. Hoş geldin Buğra. Merhaba, hoş bulduk öncelikle. Güreş Türkiye'nin 7. yaş etkinlikleri kapsamında yine bir sohbet programında dahil olmaktan çok memnunum. Artık gelenekselleşti diyebiliriz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Duymaz bu kalırsak, sen bana yeterli parayı verirsen. doğru. Bu etkinliklere devam edip bilinmeyen sorulara ışık tutacağız. Kaan Bey, buyurun. Evet efendim. Nasılsınız? Hayatınız nasıl inşallah? Valla çok Bunlar hep... çok şükür, yani yaş geldi diye bu kadar dalga geçmeyin canım. Henüz evlenecek yaşta olabilirim ama henüz evlenmeyeceğim. 2015'teki podcast'ten beri aynı sorular artık. Buğra Gür ne zaman askere gidecek? Evet, Üniversitede bitti, çalışıyor falan. aynen. Çağırmıyorlar mı senin abi? Kaçıyor mu? Kaç kilosun? Kardeşim, toplumdan kaçamazsın. Heh, reis bu kayıtları dinlesin de görsün. Ya reise buradan saygılar, sevgiler Tabii, tabii. başkanım. İki, doğru. Başkan. Öyle, inşallah bir gün doğru bir kadın çıkarsa karşımıza, buradan da YouTube'daki bizi dinleyen tüm adaylara ne? Ya işin şaka tarafı İyice tabii. İş. çöpçatan yaptım beni de ki Doğru. öyle bir insanım ama yani hoş değil insan. Bakacağız. Bakacağız tabii. Bu arada güreş çok sıkı takip etmediğini biliyorum bu aralar Kaan. Biraz ben sorayım. Bir rol çalayım bir dakika. Çal bakalım. Birkaç dakika. Brock Lesnar'ı çok sevdiğini biliyorum. Mevcut reign'ini izliyor musun ya da takip ediyorsan ne düşünüyorsun? Reis'in tabii ki olmadığı dönemler gayet zevksizdi. Tadımız tutumumuz yoktu. Artık Reis'i göremedik ya. Reis'siz olmuyor. Lesnar Günde 4 güreş değil, saat uyku. Lesnar izliyor. Günde 4 Doğru. saat uyku. Dört bir yanı hain dolu. Yorgun, argın, bitmiş bir He. reis. Yorulduğunu biliyorsun ama biliyoruz ama bu dava sensiz olmaz reis. Bu kimden bahsediyoruz şu anda? Lesnar'dan. Doğru, Lesnar'dan. Adam o kadar spor yapıyor. Kas çalışıyor evinde. Ama Kardeşim işte çıkıyor. sorun evinde çalışması, kası, ne bileyim bu tarz şeyleri. Ya Bu ben... arada bu hafta, önceki gün, dün Raw Show'unda tokat yedi. Yediği tokattan sonra yere düşmedi ya. İşte, kilidi bağladı Samoa Joe falan. Adam ezilirken bile, yenilirken bile, eksi durumdayken dahi bir okulluğunu her zaman koruyor ya. Çok büyük güreşçi Ona gerçekten. bir Alistair Overeem falan lazım düşünmek için biliyorsun UFC Doğru. gündeminde. Doğru. Ya da şey neydi o ilk çocuk vardı ilk maçında bunu pes ettirdi. Neydi? İlk maçında pes mi etti? Ha 30 saniyede mi ne? Yok ya, yanılıyorsun. İlk maçında pes etti, 2'yi kazandı, 3'te şampiyon oldu. Ana kemer kazandı. Aynen. Aynen. Ana kemer neyse artık. 4'te de Bile alışkanlık. bunu pes ettiren adamla maça çıktı, dövdü bunu falan öyle. Öyle bir şey. Ya Reis'in o zaten azimli Brock düşman. Lesnar MMA'in de tekniğin daha önemli olduğunu, saf gücün belirleyici etken olmadığını kanıtlayan bir dövüşçüdür aynı zamanda. Yani o kadar çok hırpalandı ki MMA'de, mecburen WWE'ye geri dönmek zorunda kaldı. Gerçi WWE'de geri dönmesi için çok istekliydi. Yani parayı veren düdüğü çalıyor. Lesnar geliyor yani. Para kim verirse. Bak geçen yaz nasıl gitti. Maçına çıktı. Gitti. Kazandı. Geldi. Ya çok ciddi bir rakip görmedim ben Lesnar'ın karşısındakini ama ya. Yani. Yanılıyor muyum? Sen daha iyi takip ediyorsun MMA'yi. Hunt iyi de. Yani işte Lesnar biliyorsun. Başka Samoalı dövmeyi sever. bir seviye. Buradan Roman Reigns hayranlarına diss mi attın? Başta Ne sen yaptın? olmak üzere bütün Roman Reigns fanlarını satıyorum. Ne? Yani avatarı Doğru. hala aklımda. Dün gibi aklımda. Şöyle Doğru kardeşim, şimdi yandan bakıyor apron'da böyle. 2014'teki Roman Reigns ile bugünün Roman Reigns'ini karıştırmayalım ama haklısın. Evet, doğru. Ben de şu an kendi imzama bakıyorum. Roman Reigns falan var müthiş. Ama biz tabii Shield çiz biliyorsun. Shield.
Yani bu Shield geri dönecek mi davası da hiç bitmiyor Kaan ya. Neden bu ne bu bir şeyi tadında kalan bir şeyi niye sürekli böyle cılkını çıkarana kadar istiyoruz? Ya da cılkı çıkana kadar devam etsin diye bekliyoruz. Ya bırakın tadında kaldı işte ya. Nexus dağıldı bitti abi, bir daha Nexus'ta Shield dönmesinler. 1 mi şimdi? 7 tane, 8 tane Jobber, Daniel Bryan hariç 7 tane Jobber. Beni konuşturmayın ben. Beni Hayır. konuşturmayın. Nexus ve Shield ikisi için de diyorum ya. Yani Nexus çok kötü dağıldı ama Shield yine dünyanın Hayır hayır Shield. zirvesindeyken dağıldı ya. Onu diyorum. Onu diyorum. Nexus gibi bir şey bekleniyor. Shield gibi bir şey bekleniyor. Ya da Shield'ın tekrar birleşmesi sürekli düşünülüyor. Bir de üçü de Raw brandinde ya. O draft yapıldığından beri o ihtimal sürekli aklının bir köşesine güreşseverlerin. Acaba neden yani? Sürekli cılkı çıksın istiyoruz her şeyin. Özledik, ne yapalım, ne yapalım. Arada şeyde yan yana geliyorlar, seviniyoruz işte. Askerlere gönderme şovuna yan yana geliyorlar, hopluyor zıplıyor. Ve doğru. Biliyorsun. Club New Day, bizimkiler de. Üçü. Ha. Gerçi bu Ambrose da güreşçi değilmiş, onu öğrendik buradan. Yani Ege Yurten'e selam. Ambrose ne? Ege Yurten'e Çöp. selam. Hem çöp hem Ambrose yani. Birleşmiş. Belki çöptük ama poşetimiz kaliteliydi diyor Ege Yürüten. Hiç yani öyle şey yapma. Bursalı reis. Memleketlimmiş. Çok geç öğrendim. Bursalı. Bu sizin Bursa Fenerbahçeli olup da Bursaspor'un şampiyonluğundan sonra Bursasporlu olan bir tayfa var ya. Var. O da işte sen de öylesin gerçi. Ben Ege Yürüten de çok öyle büyük kaybı mesela. kocamancım. Çok Ne? çok büyük. Doğru. Ben de çok büyük kayıp Alex kocaman. heykeliyle Neler dedim ya. Insta'ya foto koyarım ama yani şeker. Arkasından oyunlar oynarım. Şimdi hocama destek yani gelmiş artık, ne yapalım, köstek mi olalım? Kardeşim neyse futbol konularını da seneye tekrar açarız Oynarız. Kaan. Şey, kaleci, 6 savunma, 3 orta saha, bir tane Emenike. İşte modern futbol oğlum. Adam Bak Konya o, Spor'a. Aa, futbol a, oldu. tabii canım. Türkiye Kupası finali. Türkiye Kupası UEFA o. Kupayı da kazandı. Neyse. Hadi bakalım. Abi Başka kapatalım bu. Futbol güreşte konusu ne oluyor? Dur, gelmesin. Raw'ı izledim. Var. Bizim basketçi Bir çocuk dakika, bir geldi. dakika ya. Bir dakika. İki erkeğin ya da birkaç erkeğin araya gelip konuşacağı her şeyi konuştuk. Son bir şey kaldı. Siyasete dem vurduk. Futbola dem vurduk. Bir de karı kız kaldı. Yani bu ne diyorsun? Yeni kadınlar divizyonundaki isimleri nasıl değerlendiriyorsun? Bir senedir seninle konuşamıyoruz aşağı yukarı Açıkçası çünkü. Air Canada olan profilime girersen sol tarafta favori güreşçisi Bayley yazan bir insanım. Bu yüzden. Ne? Ne tabi. Bu bu kadar varoş seyirci olamaz. Ya. Ciddi Bayley mi? Ya o şeydi, bu ilk Charlotte falan yendi ya, bir de o NXT hype'ıyla geldi böyle, biz uçuyoruz kaçıyoruz. Sonra biliyorsun forma girmedim zaten. Doğru. Oluyor yani. Ondan sonra bir daha güncelleyemedi profil. Ya öteki tarafta biliyorsun WWE kadın güreşçilerinin seks kasetleri düştü, çıplak fotoğrafları düştü, Onlar sürüyle zilla şey düştü. Hepsini izledik. Tabii hepsine baktık. Yalan yok. Şimdi Ramazan da bitti. Biraz açık konuşalım. Ne diyorsun? Bu düşen görüntüler biraz geç oldu. WWE bu hacker tayfa bayağı geç uğradı. Bayağıdır beklediğimiz bir şeydi. Kadın güreşçilerin özel hayatları hakkında ne düşünüyorsun? Stephanie McMahon'i bekliyorum açıkçası. Ne? Sonra kim var, kimi bek şey ne o kızın ismi? Neydi ya? Kim? Hatırlayamadım. Ha, Alexa Alexa ya, güzel olan. Ha. Bliss mi? Tek tahminde bilmem. Şu şampiyon. Geçen Raw'ı Evet. izledim eve gelince de. O şampiyon. Kardeş Alexa Bliss de farklı bir parça ya. Ben Murphy. Doğru. Reis. O da Öyle. bitti ya. Öyle doğru. Ne güzel takımdı. Şampiyon falan oldu. Bu Vince McMahon NXT Tag Team şampiyonlarının harcaması olayı beni yoruyor yalnız. Cidden Kardeşim yoruyor. olacak iş değil ya. Sen nasıl Johnny Gargano falan olacak ya? İnanılır gibi değil ya. Johnny Gargano'yu teknik kariyerinde nasıl yukarıya taşıyacağım birader? Taşıyamayacaklar ki. Şeye gelir ya, Taşıyacak. 205'e gelir. Ha, benim üzüldüğüm nokta çok geldi. Cruiserweight Şampiyonla gelirler, bir de ilk hafta takım olurlar. Haha güleriz. Cruiserweight ya inanılmaz fiyasko ilerliyor.
İnşallah bu fiyaskoluk tadında kalır ve sonlanır ya. Abo, acaba Cruiserweight divizyonu sonlandıktan sonra da geri gelsin diye dilenen güreşseverler olacak Şu an mı? Social Outcast bile geri gelsin tayfası vardır yani. O yüzden şey olmaz. Doğru. Doğru Zaten kardeş. TNDG'yiz. Sonuna kadar Jinder Mahal'cıyız. Modern Day Maharaja. Ya bu Jinder Mahal trollerini de anlamış değilim. Bu adamın troll yapılacak bir Trollerken. yanı da yok ya. Trollerken. Doğru, sen eski Jinder'cılardansın. Sana bir lafım yok Ben bir da. Jinder vasat seveceğim o yüzden. Doğru. Sen bir ara NXT'de bir tane çok acayip vasat bir rookie vardı. Şey, Otunga mı yoksa Hayır 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 Gabriel Otunga değil. Slater'dı işte, ikisiydi. Onları seviyordum. Hatırlayamadım bak şimdi. Daha sonra radyonun yorum bölümüne eklerim de. Çok acayip tipleri seviyordun sen. Barrett, Otunga, Gabriel Slater. Beşinci kim olmuştu? Yok, hatta Facebook'ta bir sayfa falan açmıştın ya. Byron Ah, Sayfa deyince aklıma geldi. bak, gerçekten büyük vasatçısın ya. Proje Adamın ring içinde hareketi yok ama sen fan olduğundan beri. Reis'in işte spiker masasında dinlemiyorum. Gerçi sesini kısıyorum geldiğinde. İğrenç bir insan ya. Bu adam WWE evreninin ilk Sexton fanıdır arkadaşlar. 2017-2011 6 sene 18-12 yaşındaymışım ama öyle deme. Oo, 12 yaşındaki seçiciliğine hastayım. Lütfen oradaki zevklerine geri dön Kaan Değil mi? Shawn Michaels'ı falan avatar koyma yani. Hiç yakışmıyor. Araş. Gerçi Doğru. o da aslında değişik bir kariyer şimdi. Aslına bakarsan. Kim? Shawn Michaels mı? Ya doğru ama kariyerini sakatlıklar çok sekteye uğrattı Shawn Michaels'ın. Mesela Düdüğü yarayı en kaçırdı ya. son return, ya öyle öyle, ne yazık ki öyle. En son return'ünden sonra hiç ana kemer alamamış olması çok üzücü. Bir 2002'de döndü 2000 aldı. ondan sonraki ara verişi ve ondan sonraki dönüşünde Royal Rumble'ı falan 2000 kaybediyor he John Cena'ya kaybediyor, hatta Undertaker'a. Maç kaybediyor WrestleMania aynen. Ertesi gün yeniyor main hatta. event'ı. Bir saat güreşiyorlar falan. Olacak iş değil. Gerçekten oluyor. Ama güzel anılar bıraktı. Mesela Ric Flair'ın emekliliği yer Büyük adam falan. ya. Ya çok büyük güreşçi. Biz mesela Bir Drak'ı seçmek da isterim ama biraz yani Drak Samoa saksosu çekeyim de. istemezsin. Drak'ı mesela tabii. Canlı izlediğimiz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben. Ne ya, gerçek bunlar. Sen derin nefes alıp versen de gerçek ya. Şu UFC'de ilk başına dayak yemiş çocuk var ya. Yani. 34 günlük. Onu seviyordum ben. Hala seviyorum. Kardeşim, Sağ. abi, ben o CM Punk'ın ilk maçını dediğin gibi canlı izledim. Adam yaşlı dedeler gibiydi Koştu ya direkt çocuğun üstüne. karşısında. Abi ben çok acayip kafes dövüşleri bilgisine sahip olan bir insan. O amatör bir izleyiciyim. Ama CM Punk o acemi gözüyle izlediğimde herifin karşısında yaşlı dediler gibi sırıtıyordu ya. Ya 37 Böyle bir yaşında şey herif, yok. karşısındaki adam da 22 yaşında şimdi. Ya böyle bir rakip niye çıkardılar? Herhalde tecrübesiz diye çıkarmışlar ama CM Punk'ın yumruk atma, gerçi yumruk atamadı. Atamadı. Yumruk atma hızıyla diğerininki bir değil diyeceğim ama CM Punk yumruk atamadı. 40 saniyede mi ne pes etti Aynen ya? öyle. Ve bir Ben o an uykuluyken gecenin bir yarısı, o bir de maçı beklemek için 3 saat şov izlemişim. Ben öyle hemen başlayacak sen zannediyorum. haberin yok tabi. Onlar böyle sadece Haberim maçı yok. tanıtıyor sonra oh. Ha, o maçı sadece CM Punk maçı tanıtıyorlar. Meğer CM Punk maçına kadar 15 maç izlettiler. Yani öyle sıkıcı bir şey ki zaten MMA, UFC. Yani yanlış Ya anlama ben zaten ben... kalkıp işte tek maç izleyen devam eden bir insanım o yüzden. Hayır, bir kere iki dövüşçünün karşı karşıya gelince seyirciye ne sunacağı çok garabet. Yani bir 15 saniyelik bir maç da olabilir. Saatlerce süren, dakikalarca, saatlerce değil de dakikalarca süren sıkıcı, ortada işte birbiriyle oynayan dövüşçüler de olabiliyor. Yani o eğlenebilme ihtimalin düşük. Lesnar gibi Evet. üstüne yatabiliyor bütün maç yani o yüzden. Ha, o öyle bir şey de var. Öte yandan çok kısa da süre hiçbir şey izlemeden
aylarca beklediğim maçın sonlanma ihtimali de söz konusu. 10 saniye, 15-20 saniyede sonlanma ihtimali de söz konusu. Hakeza CM Punk'ı 1,5 sene UFC'de bekleyip de ringin içinde 40 saniye izleyebildiğimiz gibi. Yani UFC MMA eğlence bakımından WWE'nin çok gerisinde, çok gerisinde olduğu Aynen kadar öyle. ben iki tane adamın karşı karşıya bir kafesin içinde, çelik kafesin içinde gelip de hiçbir şey aralarında yokken birbirlerine dalma, sokak dövüşü yapma, tamam bir teknik var. Karma dövüş sanatları. Birbirine sokak dövüşü tadında dalma eylemini ben anlamsız buluyorum. Bana keyif vermiyor ya. Bu adamla bu adam niye kapışıyor? Ben o nedeni bilmeliyim. Anladın mı? Bir senaryo olmalı. Beni bir hype'lamalı o senaryo. İşte birkaç dövüşçü yapıyor. McGregor falan bilirsin. Onlar Ha, yapıyor. bir röportajlar, ring dışı Küfür röportajlar ediyorlar. falan. Ha, küfür ediyorlar. Ha, gene sokak dövüşü yani aslına bakarsan. Ama izleyeni şok. Saygı duyuyorum izleyenlere ama ben bence keyifli bir şey değil açıkçası. Zira bir insanın ya karşı karşıya ağzını yüzünü dağıtmasından keyif duyarak izleyen seyircinin de çok yani psikolojik ve insani olarak iyi bir şey olmadığı kanaatindeyim. Neyse kapatalım. Boş ver UFC'yi. Doğru, boş verelim. Bugün izledim Raw'ı, yine bizi yerle bir ettiler. Deliriyorum, çıldırıyorum. Gerçi maçı kazandılar da yani. Ya neydi o segment ya? Bir de ırkçılık falan olmuş galiba. Basketçi Ligö tayfası. aynen Lonzo değiliz, Lonzocuyuz. senin eski basketçilerden şey de vardı. Air Bird. Neydi o? Birdman. Şey, Chris Anderson. Ha. Chris Anderson dövmeli Aynen acayip bir aynen. basket. 4 numara galiba. Pivot. Pivot mu? Sen galiba Şenol hocamın basketi sevdirdiği kitledensin. Hayır neden? Bilmem, ne bileyim. Böyle bir havam var. Hissediliyor. Bursa'ya Yok. geldi kokusu. Bursa'ya geldi. Ben Şenol Hoca basketi sevdiren tayfa Şenol Hoca çok farklı. Fakat ben eskiden beri biliyorsun NBA olmasa da Avrupa basketbolunu takip ediyorum. Ben ya o hani çok dağıtıyoruz konuyu da Avrupa basketbolunun işte o savunma yönünü daha çok beğeniyorum. Ben biraz halı sahada stoper oynayan bir tipim. O ikili Aynen. mücadeleyi, çata çat ikili mücadeleyi, omuz omuzayı, baldır temaslarını seven bir insanım. Onun için Avrupa basketbolu bana keyif veriyor. Benim şu anki nickim de basketbolcu lakabı zaten. Vince Carter. Biliyorum. Yair Kanadacıyız. Biliyorum, biliyorum. Neyse, ne diyorduk şimdi? Sorular vardı galiba. O geçeriz. Dur bakalım, ne bu Seth Rollins ile Wyatt maça çıkıyormuş. Yazık ya, bu çocuğu da harcadılar sakal diye. White'ı mı? White harcayalı yıl oldu canım. Kemer veriyorlar, bir de Hayır, yıllar harcıyor. oldu. Bir de Randy Orton harcadı. Ya, Allah Allah. ya çok acayip şeyler izledik. Gerçekten WrestleMania main event'ında spot ışıklarında ringin böcekler tarafından basıldığını Değil mi? Orton izledik. Bu acayip acayip şeyler oluyor. Mistisizmin dibine vuruyoruz. Bray kaybediyor. White kaybediyor. Abi böyle bir şey olabilir mi? Niye böyle bir acaba zahmete girdiniz ya da niye böyle bir adama mistisizm yükleyip de dayak yedirdiniz? Ya federasyonda kraldan çok kralcı var. Randy Orton'da eski lobisi olan bir güreşçi yönetim Daha bazında. genç be ya. Haliyle 35 yaşında ne adam. genç? Kim genç? Randy 35 yaşında falan. Ben Randy yaşlı demiyorum. Ben federasyonun eski güreşçilerinden diyorum zaten. Randy Orton şöyle bir durum söz konusu. Yönetimde lobisi çok fazla. Yönetimde lobisi çok fazla olduğundan ötürü WrestleMania main event'ını kaybetmedi yani. Ben başka bir şey göremiyorum. Çünkü her şey Bray Wyatt'ın kazanmasına odaklıydı. Çok güzel şey oldu. Konuda eskiyiz. Üstad. Ne? Üstad. Vurdu geçti. O Undertaker'da hala bıraktım bırakmadı mı bir garabet içinde yani hiçbir duyuru yapılmadı bir şey Sami olmadı. Zayn de gelir bu sefer de Reigns'e saldı. Lesnar'a yaptı ya şeyleri. Ya Sami'ye saldı galiba. Öyle bir şeyler oldu. herhalde son yılların değil şöyle 100 yılın en fiyasko şeyi olur ya. Lesnar baba koyup geçiyor, hala geri dönüyor.
Seri bittikten sonra bırakmalıydı. Paranın kokusu iyi geliyor. Kanaatindeyim. Kokusu iyi geliyor. Vince Baba yatırım Abo. gelmişsin 50 Ne? 55 yaşına Sanki gelmişsin. sana yatırıyor ya. Abo. Valla gelsin kanka. Bir maça çık. Doğru. Benim gibi abi. Güzel. Senin gibi sen de senede bir giriyorsun ya. Neyse artık o zaman ana konumuza gelelim. 20 dakika buldum. Evet. Hadi bakalım başlayalım. İlk sorumuz Sorular birikti. Arialist. Bize ne hazırlık okudun Boğaziçi'nde sonuç bu. Ben de bildiğimden değil ise cahil cümlası. Olduğu gibi okuyorum. Neden? Başlıyorum. Hazır mısın? Evet. Tabii hazırım. Sorgu, ışıklar hazır, ortam Her şey hazır. hazır. Elimde masaya İşkence oturdum. odaları, işkence odaları hazır. Buyurun, sorgu odasına girdik. Neden Güreş Türkiye forumunu kurmak istedin? Nasıl aklına geldi? Forumu kurarken bir zorluk yaşadın mı? Ya çok zorluk yaşadık. Hatta bu en çok sorulan sorulardan biri her sene gelir olduğu bu sorular. Biz biliyorsun sen de Sevenload'daydın. Sen de ilk gelenlerdensin. Hatta kurucu tayfadansın Kaan. 6 ya da 9'du. Üyeliğim. Öyle hatırlıyorum. Ya kurucu tayfadansın sen de. Ben kurdum. Çünkü biliyorsun Sevenload'da ciddi bir güreş tartışma ortamı söz konusu Keşke değildi. geri gelse. Biz de karşılıklı güreş tartışabileceğimiz, görüş alışverişi yapabileceğimiz ve bunun yanında eğlenebileceğimiz bu tarz şekilde kurallı bir güreş forumu kurma fikri oluşmuştu bizde Sevenload dışında. Bunun yanında bir sürü destekçi insan bulduk. Çünkü inanılmaz avel saldırılar oluyordu o dönemin tabiriyle. Kaan, Evet. sen daha iyi biliyorsun. Hatta o avellerden biri sen miydin acaba? Hayır. Ne? O zaman Değildin yaşım tabii. ermiyordu. Şimdi olsa o. Doğru. İnanılmaz bir avel ortam ve kural altına alınamıyordu. Çünkü hiç moderatör yoktu forumda. Benim Moses Üyeler vardı. kendi arasında. Üyem reis. Ya o Moses birinci senesinde geldi yani foruma. Kural altına alınabilen bir yer değildi. Biz sadece üyeler kendi aralarında forum kuralları belirlemişti. Düşünün. Üyeler kendi aralarında forum kuralları. O kadar kuralsız bir seviyesiz bir ortamdı ki. Laf sokmalar, küfür etmeler vesaire. Üyeler kendi aralarında kurallar belirlemişti ve bu kurallara uymayanı dışlıyorlardı. Sohbetlere dahil etmiyorlardı. Mesajlarına cevap vermiyorlardı falan. Böyle değişik Yunanistan'ın, antik Yunanistan'ın ilk demokrasiye kavuşma zamanları gibi atılımlar oluyordu Sevenload'da. Haliyle biz de tuttuk güreş internet sitesi açtık, güreş forumu açtık. Buyurun kurallı bir ortam, hep beraber güreş tartışalım dedik. O günlerde tabii güreş takip eden efsanevi büyük bir nesil vardı ve zorlukları en aza indirgeyerek devam etti. Şu an mesela güreş forumu kurmuş olsan böyle aktif takip eden bir nesil olmadığı için yürümesi mümkün değil. Ölü doğmuş bir bebek. Ama o zamanlar Fox'ta uygun falan bir yayınlandığı ortam vardı. dönem. Tabii, 2009-2010 dönemi. 2010 haliyle biz de yürüttük. Vakti zamanında derslerden ödün verdik. Zorluk olarak özel hayattan ödün verdik. Okullardan ödün verdik. Reel yaşantıdan ödün verdik. Güreş Türkiye bugünlere geldi. Ha, cebimize 5 kuruş koyuyor mu? Koymuyor. Ama velhasıl çok güzel dostlar kazandık. Hakeza senin gibi Teşekkür ederim. Kaan. Rica ederim. Böyle yanıtlayabilirim bu soruyu. Şimdi benim sıradaki sorudan önce bir sorum var. Bu itidal olayı ne? İtidal. Bütün sorular ya soruların Ya bu yarısı bu. itidal olayı biliyorsun bu itidal olayı artık yeni neslin eğlence anlayışı, bizim zamanımızdaki eğlence anlayışını çok iyi biliyorsun. Kaan ciddi olmaktı, olgun bir rol yapmaktı, olgun tavırlarda güreş yorumlamaktı. Ancak yeni nesil alttan gelen yeni neslin eğlence anlayışı, ironi yapmak, alay etmek, trollük yapmak ya da bunun gibi şeyler. Biz de diyoruz ki Güreş Üzerine bir Türkiye'nin sokayım dedim. Yeter mi dedim. Tab güreş ya artık önünü alamayacağımız seviyelere vardı. Biz de dedik ki
Güreş Türkiye'nin kuruluş amacı ciddi bir ortamda ciddi bir şekilde güreş tartışmaktır. Güreş, profesyonel güreş bir güreş eğlencesidir. Evet, güreşi ciddi tartışıp eğlenebilen insanlardık biz 7 sene boyunca. Ve bunu da böyle başarabiliriz arkadaşlar. Güreş Türkiye'nin kurulma amacı budur. Bu iş böyle yürür. Diğer türlü yağdan bir senaryo hakkında tartışma konusu açıyor. Gelen yorum büyük harflerle gülme. Yani bir haber açıyor, haber konusu açıyor. Haberin hani komik bir yanı da yok. Ama gelen yorum haberi yorumlamak değil. Mesela Alberto Del Rio ile Paige ayrıldı konusu atıyorum mesela. Gelen yorum büyük harflerle random gülme. Ya Tribünler bu gibi işte. se ha. Twitter'daki o troll ortama gidiyordu forum. İtidal kurallarında dedi ki random gülmeyin. Random gülmek seviyeyi düşürdüğü için. Yoksa güreş tartışma konularının dışında random gülünmesi çok kez bir şey denilmiyor zaten. Yani random gülmek seviyeyi otomatik düşürdüğü için o seviye düşürücü aygıt kullanmayın dedik. Onun dışında itidalde duyurduğumuz şey arkadaşlar 7 yaşındaki çocuk taklidi yapmak yasaktır. Yani 7 yaşında çocuk taklidi yaparak eğleniyor çünkü yeni nesil. Anladın mı? Duvar mesajlaşmalarında argo sözcükler, aşırı bozuk Türkçe kullanımı ya da ne olduğu anlaşılamayan bir dilde spam yapmaktan keyif duyuyorlar. Ya yeni nesil böyle. Gerçekten böyle. Ben biraz yaşlandım galiba. Yaşın erdi mi? Yaşın 30 oldu Ya o ya hatta. abartma bir şey. Ya mesela güreş konularında o olayı yorumlamayıp büyük harflerle anlık verilen tepkiler gibi olsun. Yine güreş konularında mevzuyu alay eden mesajlar atmak olsun. Yine güreş tartışma konuları içinde random ve büyük harflerle güldüğünü ifade etmek olsun. Gibi 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 işte alaycılık, ironi, tiye almak, sarkastizm bu şekilde komik olduğunu zanneden birkaç tane arkadaş vardı. Bu işi yayan o arkadaşları forum dışına aldık. Diğerleri de kurallara uyabilecek insanları da körelttik. Bu bir yandan tepki çekiyor. Biz bu şekilde eğleniyoruz diye. Hayır, Güreş Türkiye'nin bu şekilde de eğlenirsin. Fakat Güreş Türkiye bir Facebook grubu değildir. Kuralları olan ciddi güreş tartışma ortamına müsaitlik verebilecek izole bir ortamdır. Ve kurallara uymazsan ve Güreş Türkiye'nin kuruluş amaçlarına aykırı hizmet edersen haliyle mesajın silinir abi. Bu kadar. Ben anladığıma göre artık sorumuza geçelim. İkinci sorumuz. Evet. İtidali RPG'ye uygularken hangi birayı içiyordu? Almak isterim de o yüzden sormuş. Bira Mamseni. olarak Tupor Gold'u tavsiye ederim. Mamseni'ye selam söylüyorum. Biz RPG'ye itidal getirmedik. Onu söyleyeyim. Zaten RPG'ye itidal getirmek mantık hatası olur. Bir rol yapıyorsun yani. Bir karakter canlandırıyorsun. RPG'ye getirdiğimiz küfür etmeyindi. Yani şimdi forumun duvar mesajlaşmalarında, sosyal gruplarında küfür etmemeye dikkat gösterirken RPG'de küfür edilmesine izin vermek, müsaitlik vermek sıkıntılıydı. Zaten küfür otomatikman seviyeyi düşüren bir şey. Daha role play game oynarken daha akılcı şekilde laf sokarsanız oranın kalitesi yükselir. Tutup da bilmem neyin çocuğu şuna koyayım, böyle yapayım dersen oynadığın şeyi karşıdakine de zevk vermezsin. Kendin de zevk almazsın. Yani bunlar geçiyorum. Zaten bu 2012 yılında RPG'de küfür edilmeyeceğini patron duyurmuştur. Fakat ondan sonra gelen RPG ekipleri bu kuralı çok önemsemedi. Bugün farklı bir noktaya geçince haliyle küfür etmeyin RPG'de dedik. Ama hangi birayı içer olduk? Ben de ona bu sözü iade ediyorum. Kendisi bira içen bir insan olabilir ama ben reise buradan selam söylüyorum. Bira içmiyorum. Ne? Beer Drinker diye kayıtlı şeyde Skype'ta. Ya işte yalan dolan işte. Eskiden gençlikten kaldı. Tövbe ettik. Gençken yaptığımız hatalarda falan. 3 evet. Michael Gabriel sormuş. 7 senelik forum yaşantısında yaşadığı en komik an nedir? Hadi buyurun.
7 senelik komik, çok komik an var. İlk yaptığımız podcast yayını WrestleMania 2012, Şafak, Ege Yiğiteci, Ozan Kendir, ben, Caner Önem, tayfaya bak anasını zaten. Podcast yayını yapacağız. WrestleMania 2012'yi değerlendireceğiz. Ama kimse hayatında böyle ciddi bir olaya atılmamış. Ne zaman ciddi olmaya çalışsak patlıyoruz. Birisi iki defa üst üste cümle kuruyor ciddi. Öteki taraftan yıkılıyor, kırılıyor falan. Öyle amatör dönemler. En çok güldüğüm forumla ilgili anı odur. Yani onu söyleyeyim. İlk aklıma gelen o ama çok komik şey oldu tabii. Şu an mesela benim ekranımın üstünde böcek geziyor. Ona bakıyorum, o bana bakıyor şu an. Benim ekranımın Ne? üstünde böcek var. Aa, böcek falan? Fobi falan Yok, mı? şu an Maria'nın üstüne yürüyor. Şimdi sen Maria ne? anne. Ha. Sen timsah şeysin Evet. ya. Şehrinin çocuğusun. Böcek Timsah falan ya, kes. onu al ye ya. Al ye sen. Evet. Su yeni sorumuz Danke SC aka Dankeş önden geliyor. Aynen şu. Geçen sene gönderme yaptı. 2016 Haziran'dan bu yana. Yani bir yıllık süreç için forum hakkında neler söylemek ister? Valla moderasyon ekibine çok teşekkür ediyorum buradan. İnanılmaz aktif çalışıyorlar ve ülkede güreşe bu kadar ilgi azalırken forumdaki mesaj, konu ve içerik kalitesi bakımından zenginlik sayısı böylesine çok artması moderasyon ekibinin başarısıdır. Bugüne kadar emeği geçmiş olan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha istatistiksel olarak bakacağımız nokta bu. Öte yandan artık forumda bir eski yeni çatışması var. Çünkü bir kuşak farkı Eyvah, var. kaç sene oldu? Kuşak farkı nedeniyle alttakilerin eğlence anlayışı farklı. 15-17 yaş grubunun, 18 yaş grubunun eğlence anlayışı farklı. 18-25 yaş arasının eğlence anlayışı farklı. Biz ortasını bulmaya çalışıyoruz ve bulduğumuza inanıyorum. Çok güzel bir ritimde gidiyor açıkçası forum. İnşallah bozulmaz diyelim. Güreş olarak senaryosal zengin buluyorum. Fakat güreşçi tercihleri ve maç sonucu tercihleri kötüydü bence. Az önce de konuştuk ne olduğunu. Öte yandan forum açısından ise oldukça aktif ve yine yenilebilir geçti. Biz 24 ilk Caner Önem'le birlikte ilk e-bulletine geçtiğimiz zaman konuştuğumuz şey 24 saat takılınabilir bir forum oluşturmaktı. Bunu bugün başarmış olduğumuzu görmek bizi çok mutlu ediyor açıkçası. O zaman sıradaki sorumuz Edni'den geliyor. Güreş Türkiye'nin yükselişini bize nasıl özet geçebilir demiş ama geçtik galiba ya. Yani Güreş Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş olması bir günde, bir ayda, bir yılda gerçekleşmemiştir. Bakın hemen Raw tartışma alanına gir. Giriyorum, Ey giriyorum. Kaan, en son sayfaya, Last of Us, en son sayfaya gel. Raw o günün 2011'in, 2012'nin, 2010 Dead Base'i yok da 2011'in mesela Raw tartışma konularına bak. Kaç kişi yorumlamış? Bugün kaç kişi yorumluyor bir konuyu? O gün tüm şovu kaç kişi yorumlamış? 3-5 kişi. Ya Güreş Türkiye bugüne kadar gelirken çok çok emekler sarf edilerek bu kazanımlara ulaştı. Bugün Güreş Türkiye 200 bin kişinin ziyaret ettiği bir internet sitesi ise arkasında çok emekleri olan insanlar barındırdığı için. Bu sadece Buğra Gür değil. Bu üye olarak da, moderasyon olarak da, aynı hakeza kurucu admin takımı olarak da çok insanların emeği geçti ve herkes bir iş için çalıştı. Güreş Türkiye düzenli bir forum olmalı ve daima güreş severlerin güreş sever kimliğini canlı tutabilmek için içerik üretmeli ve sürekli aktif kalmalı. Biz bunu başardık ve mutluyuz da. Konuya baktım zaten şu an. Mesela 29 Ağustos 2011 tartışma konusu 11 cevap. Ha, 11 cevap. Koskoca bak bir tartışma konusu ha.
Bir konu, bir segment değil, bir şov. Aynen. Bir şov 11 Geniş kişi bir şov yapıyor konuşmuş. çünkü aynen. Ha. Ah, yani bugün mesela ben en son şeye bakıyorum. Bir main event'ı 40 kişi, 45 kişi, 50 kişi yorumlamış. Veers'e bakıyorum 1000 kişi görüntülemiş. Anladın mı? Her şey açıklıyor zaten. Yani bugünlere gelişin ardında yatan çok emek var. Herkese de teşekkür ediyorum. Believe sorusuna geçiyoruz. Yayın Evet. boyunca kendisine en çok zorlayan olay ne oldu diye sormuş yönetimsel ve kişisel açıdan. Yaşlanmak. Vallahi yaşlanmak. Neden yaşlanmak diyeceksin? Alttan gelen nesilden örnekler verdim ya. Ben onların eğlence anlayışını algılayamıyorum. Biz mesela eskiden sen çok iyi bilirsin Kaan. İnceleme yazılacak olduğunda, tartışma konusu açılacak olduğunda yahut işte show incelemesi olsun, feud incelemesi olsun, öte yandan kariyer incelemesi, güncellemeleri olsun. Bunları yapacak çok insan vardı. Çok insan vardı o zamanlar. Ya kapış kapış giderdi show incelemeleri, kariyer güncellemeleri. Ama bugün yeni nesilden gelen arkadaşlar Hazır, hazır bunlara değiliz. ilgi dahi duymuyor. Hazırcı olduğu kadar ilgi dahi duymuyor. Yani bu bir arşiv oluşturma çabası var. 7 yıl boyunca ve 7 yıl boyunca çok başarılı bir şekilde gelmiş. Ama bugün baktığımızda yeni üyeler, alttan gelen yeni nesil yazmaya ve okumaya hevesli değil. Sürekli dalga geçmeye, ironi yapmaya, ne bileyim o tarz şeyler. Biz de bu eski neslin alışkanlıklarını yeni gelen üyelere aşılamaya çalışıyoruz. Ve başardığımız yüksek seviyede bir kesim de var. Bir de Bilgi'nin 2 senedir burada 3. olacak sorduğu soru. Gerçi önceki sene beni seviyor mu diye soruyordu. Şimdi benim hakkında ne düşünüyor diye sormuş Bilgi. Sana mı sormuş, bana mı sormuş? Yani hakkında ne düşünüyor dediğine göre sana sormuş. Hakkında ne düşünüyor? İyi şeyler düşünüyorum. Erzurum soğuk bir yer, Erzurum'da arkadaş. İnşallah üşütmez, hasta olmaz. Sırtını, içliğini giysin, sırtını da pek kalın giysin. Düşüncelerim Güzel. bunlar. Becky Fan sormuş da bunları çok konuştuk ya. Eski forum ortamı nasıldı? Eskiden şu an forumda Evet. olan ve olmayan neler vardı demiş ki zaten. Yani bunlara cevap çok ayrıntılı cevapladık önceki Aynen. sorularda. Geçiyorum. Bir tane banlı arkadaşımız var. The William Boss sormuş. Evet. Hayret, o niye ban yemiş ya? Enteresan, Evet. evet. Rastgele atıyorum. Ne? Tamam şaka şaka. Yayınlanınca ban yemek istemiyorum. Evet. Ülkede Ne? profesyonel güreşi tanıtmaya çalıştıklarını söylüyor. Etkinlik konusunda da yazmıştı. Ancak her bildirim ve uyarı mesajının altında Güreş Türkiye şu dik işaret WWE Türkiye Evet. yazıyor. Profesyonel güreşi tanıtmaya çalışmadığına katılıyor mu? Güzel, ama biliyorsun Google'a yazılan en büyük keywordsler New Japan Wrestling Türkiye değil ya da Progress. Pro Türkiye, Progress Türkiye, TNA Türkiye değil. Hatta eskiden TNA'de de vardı ama TNA'yı kaldırdık. O keywordsler Google'da ilk sırada çıkmamıza yaradığı için WWE Türkiye yazıyor. Yoksa profesyonel güreş WWE dışındaki şirketlerle bir problemimiz yok yani. Bu biraz ticari zeka ile alakalı bir durum. Yavrum benim. Google'a WWE Türkiye yazdığınız zaman, WWE Türkiye yazdığınız zaman ilk çıkan internet sitesi biz olmak için başlıkta WWE Türkiye var. Aslında bu da bir profesyonel güreşe kapı açan bir konu. Biz oradan çok insan getirdiğimiz için zaten foruma girdiği zaman Raw'la da karşılaşabiliyor, Progress'i de karşılaşabiliyor, TNA'de de karşılaşabiliyor, New Japan Wrestling'de de karşılaşabiliyor. Ben bu aykırı bir durum görmüyorum. Çünkü WWE Türkiye yazısı oradaki daha çok insan çekmemize sebep oluyor. Forum içeriğinde de diğer şirketlerle ilgili bir problem görmüyorum. PowerSlam X sormuş. Forum kurulduğundan bu yana hiç Evet. siber saldırı aldı mı diye. Çok, 2 defa hacklendik. Hatta ekran görüntüleri duruyor. Onları bir yayınlayalım yarın. Aklıma geldi, iyi oldu. 2 defa siber saldırı aldık. Bir defa da bir gazeteci yazar bizi konu edinerek bunu izleyen gerizekalıdır, salaktır
dedi. Vakti zamanında Bilgehan'ın TNA yayınları için bize de hakaretlerde bulundu. Kendilerini kınadık ancak bu ülkede biliyorsunuz Yay. gücün yanında olan huzurludur. Biz gücün yanında olmadığımız için sesimizi de çıkaramadık ne yazık ki. Neyse, Allah'tan reisçiyiz de. Ra Ne? Doğru. Herhalde Ha. itiraf. İşte yeni sorumuz Ryan Orlay'dan nasıl okunuyor? Uygurca var. Rhino Riley. Neyse işte ondan geliyor. Kardeş harbiden İngilizce Ya öğreniyor. ben indim izliyorum. Doğru, Geçen evet. yeni bir bağış kampanyası düzenlemeyi düşünüyorum. Evet. Bağış kampanyasından ötürü ne yazık ki Mehmetçik Vakfımız kendilerine bize suç duyurusunda bulundular ve bununla ilgili bayağı uğraştım. Yaklaşık 1000 liraya yakın bir bağış topladık. Üyelerimiz tarafından tüm Güreş Türkiye 1 milyara yakın para topladı. Fakat Mehmetçik Vakfının ismini kullandığımız için bize suç duyurusunda bulundular ve yargıyla adaletle ilgili bayağı problemler yaşadık. Bizim kendi içimizde bu parayı toplamamız, daha sonra bağış yapmamız ve bağış yaptığımızı tescil edecek bize bir plaket göndermeleri gerekiyormuş. Fakat biz çoğu bağışı mobil SMS'le yollamıştık. Bunun mümkün olmadığını izah ettim. Sadece banka havalesiyle toplamadık, bankamatik ödemesiyle toplamadık bağışları. Fakat bize suç duyurusunda bulundular Mehmetçik Vakfı yönetim kurulundaki artık şahıslar her kimse. Bununla ilgili de epey sorun yaşadık. Alan adının engellenmesine gidene kadar problemlere vardı olay fakat daha sonra çözdük çok şükür. Yola devam. Doğru. Evet. Demiş ki Roman Reigns ne zaman Evet. peşimizi bırakır? Roman hakkında açılan 306.333 tane konudan sıkılmış. 106 bin konu açılmamıştır diye düşünüyorum ama Roman Reigns hakkında düşüncelerimizi galiba az önce konuştuk yayının başında. Roman Reigns bir güreş dünyasının yeni yükselen yıldızlarındandır ve bundan 10 sene sonra güreşi bıraktığında 15. senesinde güreş severler ya keşke geri dönse ya Dream diyecek. match Ha diyecektir. Onun için çok takmayın. Zaten 15 sene sonra efsane olacak adam. Bugün nasıl John Cena keşke yazar. geri dönse Herkes ya kuzu değil dedikleri mi? gibi. Ha bundan 5 sene önce böyle lan deli misin derdik ama bu ne yazık ki böyle. Neyse Evet. iki ekmek Ne? yoksa yolumuzu düzeltir. Doğru. Yolumuzu Doğru. geçen sene John olarak bir soru sormuştum. Aslında geçen seneki röportaj bence ilerleyiş adına dönüm noktasıdır. YouTube'da kanal açılacağından tutun ve benzeri şeyler söylendi ve yapıldı. Büyük yol kesildi, teşekkürlerimi sunuyorum demiş sana. Bayağı emek verdik hem YouTube'da 20 bin takipçiye ulaştık. Instagram'da 5 bin üzerinde takipçiye Instagram'ın ulaştık. hala Epey full emek verdik. takipçi Tabii ya. 5 bin üzerinde 6 bine yakın takipçisi var. 6 Spoiler bin yerim diye takipçisi tahmin var diyelim. ediyorum ya yoksa. Ya spoiler yemelik bir durum yok. Hikayeye bakmazsan yemezsin. Epey emek verdim açıkçası. Ben video ve edit işinde ilk aylar Tolga çeviri ve Altyazı. senkronizasyon işinde. Ryan yine çeviri ve senkronizasyon işinde. Onun dışında son aylarda da kurduğumuz tercüme-i manzume yani çeviri ekibiyle işleri bayağı kolayladık. Çeviri ekibindeki arkadaşlara ve başta departman sorumluları olarak Tolga ve Ryan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum buradan. Onların emekleri tartışılmaz. Arkadaşımızın bu seneki sorusuna forum için ne gibi yenilikler bizi bekliyor demiş. Forum için önümüzdeki günlerde bir karanlık günler yani bir dark DM siyah tema yeniliği olacak.
Onun dışında şu an planlanan herhangi bir yenilik yok. Çünkü sosyal medyadaki gerekli atılımlar yaptığımızı düşünüyorum. Instagram ve YouTube en çok kullanılan sosyal medya gelişlerinde. Facebook'taki unuttum. Facebook'taki Salih Arandı forumdaki Hitluck Master arkadaşımıza ve onun altında oluşturduğu ekipte çalışan sosyal medya Facebook şu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Orayı da çok geliştirdiler ve büyüttüler. Çok takipçisi olan aktif bir Facebook sayfası oldu orası. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü oradan gelen hitle çok üye kazandığımızı biliyorum. Güreş Türkiye bütün şarkıların dişlilerinin çalışması sebebiyle epey aktif olan ve bu aktifliğini de sürdüren bir platform. Umarım böyle olmaya devam eder. Eski aile ortamının kaybolduğunu düşünmüyorum ya. Bilmiyorum, ben düşünmüyorum kim ayrılmış forumdan. Yani güreşi bırakma yönünde karar alan insanları ne demiş? Aha ya işte bu alt yaş grubuyla üst yaş grubunun arasındaki kuşak çatışması. Ben bunun orta çizgisini iyi şekilde bulduğumuzu düşünüyorum. Zira bulmamış olsaydık bugünlerde bu kadar büyük bir aktiflik ve eğlenceli bir ortamdan bahsetmiyor olurduk. O adamın sorusu geliyor. Kendisine Evet. emekli yapmışsın. Hak etmiyor demiştin zamanında. Numan İnce. Numan İnce eski moderasyon emeklilerinden. Doğru. Sorusu şu. Siz barıştınız Ya biz sorun hiçbir zaman küslük olmadı bizim Herkes aramızda ya. Ya yok ya ne olacak biz dostuz herkese. Eskiden forum yönetimi hiçbir şekilde kural ihlaline falan gelemezdi ve en ufak bir şey bile muhakkak cezasız kalmazdı herhalde. Kalırdı yazmış. Neyse. Karma ban yiyen birisi daha hesap açamazdı gibi şeyler de cabası. Son bir yılda bunların çok fazla çiğnenmesi konusunda ne düşünüyor merak ediyorum. Yani bir dediğim gibi alt nesile karşı yapılan orta yol bulma çabalarından biri bu. Bir kullanıcıyı süresiz banlamak ne yazık ki çare olmadığını görüyoruz. Çünkü arkadaşlar biraz sıkıntılı. Süresiz banlıyorsun. Ben burada istemiyorum, gidiyorum demiyor. Foruma saldırılar yapıyor ya da oradan buradan küfürler ediyor. Fake hesap açıp bizle dalga geçiyor falan filan. Bizde sınırsız ban atmaktan ziyade kuralları ona izah etmeye çalışan yöntemler uyguluyoruz. Çok güzel. Elimizden zaten dönüp geleceğini en azından öğrenir yani. Savaş açacağını Yani. Yani doğru. özlediğimiz bir soruyla geri dönmüş. Ne zaman askere Ne gitmeyi demiş? Ne zaman? Henüz değil. Birkaç üniversite daha okuyacağım. Devam. Yaş geçirmek için. Yani, öyle, doğru. İki kişi denizde boğulmak Evet. üzere, biri kendisi, diğeri de Cübbeli Ahmet Hoca'ya olsa kim kurtarırdı demiş. İkiniz de boğulun derdim. Yüzme bilmiyorum der. Arkadan bunlar devam. Doğru. Eğlenceli Doğru. konu abi. Yüz nasıl yüzme bilmezsin diye kafalarda soru işareti oluşurdu ama. Doğru. Ya ben kendim zor yüzüyorum derdim yani. Kendimize Abo. kadar yüzüyoruz. Doğru. Şimdiki üyelerin çoğu gereksiz işler yapıyor filan demiştin. O konuyu biraz daha detaylandırır mısın? Konuştuk bunu ya. Bir de Vince'in Roman sevdası ne zaman gelecek demiş. Vince'in Roman Geçmez. sevdasının geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü mevcut yükselen güreşçilere baktığımız zaman hep tek tip Vince'in kafasındaki 1980 aklıyla Nasıl ne? Roman? Doğru. Doğru. 1980 aklıyla devam eden hamleler. Öte yandan diğer sorusu da işte gereksiz işlerden kastım. Foruma saldırıydı, oydu, buydu. Yani.
fake hesap açmaydı. Dalga, ironi, alaycılık falan filan. Öyle tiye almak gibi şeyler. Mikrofonu Geldim. yakınlaştırır mısın? Forumu kurduğunda pişman olduğu zamanlar oldum demiş Punksite. Ya pişman olduğum bir zaman olmadı açıkçası. Bunu söylersem tüm forum ahalisine ayıp etmiş olurum zaten böyle bir şey söylersem. Ama bundan korktuğum için böyle bir şey söylememezlik etmiyorum. Forumu kurduğuma pişman olmadım. Fakat forum kurulduğuna pişman olmuş olabilir bazı dönemler. Ya böyle de bir paradoks da Cevabı bırakıyorum. biliyoruz. Warrior, o da asker sorusunu sormuş. Sorduğu için ismini geçirmek istedim. Zaten cevapladık. Evet, teşekkür ediyoruz. Askerliğimizi ne kadar çok merak ediyorlar. Git de kutlamaya gelelim artık. Meşaleyle Doğru. dönelim etrafında. Bir şeye benzesin. Evet. Lunatic Phenom dur. Lunatic Phenom. Ya bu akşam bir şey oldu bana. İngilizce konuşamam. Namını sormuş. Tamam mı? Birleştirdim. Forumdaki bazı dönemleri yılları era şeklinde ayırsan, Attitude Era hangi dönem yıllar olurdu? Kesinlikle 2012 ya. Elbette CM Punk. Elbette CM Punk tayfa ve Chris Jericho Best in the World kim tayfa. Öte yandan John Cena ve Drak. Ya 2012 gerçekten müthiş bir seneydi ya. Teşekkür ediyoruz buradan 2012'yi bize izleten Güzel. WWE'ye. Lesnar'ın dönüş senesi mi? Evet. Aynen. Lesnar'ın aynı zamanda dönüş senesi. Extreme Rules 2012. Ya gerçekten dolu dolu ya. Çok zirve, acayip zirveleri yaşıyordu WWE. Lesnar Şimdi o feud falan günlere feud. bugünlere bakınca insan eskiyi özlüyordu her güreş sever gibi. Ne mi? Keşke geri dönsün. Keşke yeniden bir şeyler olsun. Ne Hı-hı. vardı o zaman? Hangi takımlar Doğru. vardı? 3MB. Neyse. Bir de aynı arkadaşımızdan bir soru daha. Bir de eskilerden forumda zamanında WWE vs TNA ve WWE vs Raw şeklinde kavgalar olduğunu duymuştum. WWE vs New Japan Pro Wrestling gibi bir kavga da olur mu ya da şu anda oluyor mu? Bilmiyorum yani New Japan Wrestling'e çok uzağım. 6 yıldızlı maç. Uzak olmamın sebebi bir özel hayatımdaki, real hayatımdaki meşgaleler. Ya. İki, böyle bir şeyin olduğu zamanlar WWE TNA 2010'du. 2010'da böyle bir savaş vardı. Çünkü sürekli TNA izleyen arkadaşlar WWE izletmeye çalışıyordu. WWE İzletmeme. kuramadı çünkü. Ha, TNA izleyen arkadaşlar WWE izleyenlere TNA izletmeye çalışıyordu. Farkı var. Ne oldu? Yok ya adam neler Yaptı yaptı. yaptı. Aynen. Uyuşturucu maça çıktı falan filan. Fiyaskoydu. Jeff Hardy orada bir Bomba silah değildi topçuydu ama çünkü. bomboş topçu gerçekten. Öyle bir durum söz konusuydu. Keza ben de o TNA WWE atışmasının içindeydim. Çok tatlı atışmalardı Prestijciydi bunlar. o zamanlar tabii TNA. Oh. Tabii. Çok tatlı atışmalardı. İnşallah New Japan Wrestling severlerle WWE severler arasında da bu tarz tatlı atışmalara şahit oluruz. Zira hem forumu hem de güreş izleyen kesimi eğlendiren ve güreşe olan merakı, ilgiyi artıran bir durum bu. Sadece 4 mesajı olan Jun 2017 kayıtlı Cool Man isimli arkadaşımız sormuş. Sence John Cena WrestleMania 34'te Universal Champion olur mu? Ya daha erken Yani olabilir. SummerSlam'de mesela. SummerSlam'da Reigns alıyor diye biliyorum. Biliyorum. Universal demedi mi? Universal. Ha, Reigns Universal. alıyor. Ben de bir... Aynen bir 16. şampiyonluğu o tarz bir şey Aldı ya yapabilir. 16'yı. O pardon, 17'yi alıp rekoru kıracak. Şey diyorlar Doğru. işte, bu WrestleMania main eventinde Reigns ile Cena olacak diyorlar. WWE artık yapmak istiyormuş. Ve bayrağı devredecek tabii. Artık resmen. Yani pek ilgimi çeken bir Facebook feud değil ama izlemekten keyif duyacağıma eminim.
CM Jericho sormuş. Yönetimde çalışmayı en çok sevdiği isimler kimler? En sevdiği yönetim dönemleri hangi dönemler? Ya açıkçası sevmediğim bir yönetim dönemi yok. Onu baştan söyleyeyim. Bu politik bir cevap değil. Kesinlikle öyle. Ama en verimli olan yönetim dönemleri istatistiklere baktığımızda 2016'daki yönetim dönemleri 2016 Güreş Türkiye tarihinin en aktif senesidir bu arada bugüne kadar. Bu sene tamamlanmadığı için bu seneyi dahil etmiyoruz. Ve 2014 dönemindeki yönetim ekibi en çok çalışan, hani bir örnek vermek gerekirse takımda herkesin Koştuğu, bastığı, mücadele ettiği. Melo Emre Belezoğlu olduğu dönemler. Yani One Percy Drogba olduğu dönemler değil. Ya da One Percy Vampers yani başka yok kimi? yani. Drogba da öyleydi ikinci senesinde Ya mesela. Yani Vampers ya. demek istediğim iyi şey yaptın. İyi tanımladın. Herkesin koşup bastığı, preslediği, mücadele ettiği dönem 2014 ve 2016 yönetimlerine buradan çok teşekkürlerimi ve diğer yönetimlerine emeklerinden ötürü minnettar olduğumuzu tekrar söylemek isterim. World Class Maniac sormuş. Yönetici olarak değil de bir üye olarak foruma girdiğinde ilk yaptığı şey ne oluyor demiş. Diva ifşa. Ben Ne? cevaptım ya. Hiç şey yapmadım. Doğru. Doğru. Yani World Class Maniac kendisi ne yapıyor bilmiyorum ama ben güreş gündeminde son haberlere bakıyorum göze batan bir şey var mı diye. Daha sonra şov tartışma konularına bakıyorum. Ardından genel forum güreş tartışma konularındaki yorumlara bakıyorum. Ve kapatıyorum. Ben çok uzun süre harcayamıyorum. Forumda birkaç saat geçiriyorum günde. Eskiden 7, 8, 9, 10 saat geçiriyordum. Şimdi o kadar uzun geçiremiyorum. İkinci sorusu da forumun temel amacı olan profesyonel güreşi daima canlı tutan bir güreş platformu olmak dışında hedeflediği bir şey var mı? Ve bu Anlamadım. Soruyu amaç tekrar anlamına alabilir. geliyor. Forumun temel amacı olan profesyonel güreşi daima canlı tutan bir güreş platformu olmak dışında Evet. hedeflediği başka bir şey var mı demiş. Var. Güreş Türkiye'nin dünyanın en büyük forumu. Değil tabii. Bir TBW show olacak bu sene sonunda Evet. biliyorsun. Güreş Türkiye YouTube departmanı ile birlikte orada bir vlog yayını tarzı canlı yayında olabilir. Mesela Güreş oraya bir stand kurup YouTube'da canlı yayın açıp karşıda takım Ekibi elbiselerle gibi. Tolga ben. Aynen böyle farklı hayallerim var. Bunları realiteye döküp İnşallah. çocukluk hayali değil de çocukluk hayali denmez de yani bu tarz şeylerle ilk yapan farklı olmayı başaran ve ilklere imza atan Güreş Türkiye'nin bu konuda da ilke imza atmasını istiyorum. Bu konuda inşallah başarılı oluruz. Bakalım benim iş durumum mahal vermezse, izin vermezse böyle bir şeye Güreş Türkiye'nin YouTube departmanının bu tarz bir şey yapacağını söyleyebilirim şimdiden. Tamamdır. Çok güzel fotoğraflı bir arkadaşımız var. Stephen Truway sormuş. Moderatör seçimlerinde Evet. neye dikkat ediliyor diye. Moderatör seçimlerinde bir kriter yok açıkçası. Yönetim ekibi en uyumlu olan üyenin beraber çalışabileceğini düşündüğü isme teklif götürüyor ve üye de kabul ederse moderasyona dahil oluyor. Bunda başlıca kriter forum kurallarına uymak ve uyumlu bir karaktere sahip olmak. Çünkü moderasyon bir uyum işidir. Bir şirkete yönetici olarak girsen artık bu saatten sonra yürürsün. Arkanda Yani kalmaz. baya 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 dediğim gibi profesyonel olduk. Phenomenal One Conqueror sormuş. Forumun ilk postu Evet. neydi ve forum açıldığından sonra ilk bir ay nasıldı? İlk postu İlk postunu bilebilmemiz mümkün değildi. O zamanlar yetkin efsane. Hoş forumdaydık. geldiniz diye konu açmıştır. Kimse artık. Forum kuralları falan olabilir. Çünkü tahminimce forum kurallarıdır. Çünkü Sevenot'tan ayrılışımızın sebebi forum kurallarının olmayışıydı.
Güreş Türkiye ilk bir ay boyunca çok aktif olmayan, günde 10, 20, 30, 40, 50 mesaj atıldığı zaman bayağı aktifmiş gibi görünen boş bir araziydi. Daha sonra çorak İmar bir gelmedi mi? araziydi. Daha sonra imar gelmedi. Daha sonra ağaç Eksi diktik, be. çiçek diktik, çimlere suladık, çimlere biçtik ve bugün modern bir görünüme kavuşturduğumuzu düşünüyorum. Doktor sormuş. Forumun 13. Evet. yıl kutlamalarında bana mezuniyet hediyesi olarak moderatörlük vermek ister mi? Valla doktor bu gidişle 13. yıl mezun olursa bayağı başarılı olacak. Biz ne isterse yaparız. Buradan söz verelim. Doktoru da çok seviyoruz. Hem radyo yayınlarında hem forum içinde bize çok katkılar bulunmasına neden olan yegane üyelerden biri. Ona da buradan teşekkür edelim ismini almışken. Mr. Perfection sormuş. Neden forumda aldığı ilk nick'in adı Efsane ve F büyük? Legend diye bir film vardı, sinema filmi, hatırlıyor musun? Aynen Legend. Ha, I am Legend. Aynen. Oradan mı? Oradan bir efsane geliyor ama F'nin neden büyük olduğunu hatırlamıyorum. Küçük F'nin şekli çok kötü olabilir Bakayım. onun için. Tatsız bir hareket. Doğru. Şey sormuş. Bir saniye. Neslihan Eulule. Neslihan Yavuz. Kulübe sitesi açma fikri aklına nasıl geldi ve başlarda zorluk çekildi mi? Bunu evet. Yanıtlamıştık. Bir de şunu Neslihan'a da teşekkür ediyoruz buradan. sorayım demiş. Mesela bir yönetim kademesinde görev yapmış kişiyi keşke hiç yönetimi almasaydım dediğin oldu mu? Oldu. Ama bu konuda isim Kim vermeyeceğim. kim? Kim kim kim? Güzel soru ama bu konuda cevap vermek hem o dönem moderasyona o ismi dahil eden kişileri rencide eder hem de doğru bir cevap olmaz. Kendi o is vereceğimiz ismi rencide eder. Zaten bunun kim olduğunu şöyle dönüp bir moderasyonda durma sürelerine baktığı zaman kestirebilecek arkadaşlar mevcuttur. Eyvallah. Super Disaster sormuş. VIP bölümünde yer alan. WhatsApp mesajlarıyla. Süslü Buğra'nın zor gecesi konusunu bir de kendi ağzından dinleyebilir miyiz? T. Eyvallah be. Teşekkürler ediyoruz biz de. Hayır, dinleyemeyiz. Ya orada yazılan biraz VIP'ye özel bir durum. VIP'de kalsın. Okunduğu zaman zaten anlaşılacaktır. Bayağı zor bir gündü ve şafağa attığım mesajları WhatsApp mesajlarına şafak yüzü güldü. VIP bölümünde ifşa etti, deşifre etti. Kendisine şafağa buradan çok teşekkür ediyoruz. Fakat VIP bölümünde olduğu için VIP'ler özel kalsın diyorum. Eyvallah. ETR sormuş. Hiç forumu kapatacak duruma gelecek kadar zor bir an oldu mu demiş. Geçen Abi, sene vardı bir para durumu vardı. Ondan hayır önce. hayır. Hayır 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 o değil o değil. Para durumu Daha geçen mı sene vardı? değildi. Bundan 3 sene 3 önce. değil 2. 3 sene ha 2 sene önceydi. Bir lisans durumuyla ilgili problem vardı. Çok şükür çözdük. 2011 yılında 2011'in Ocak ayında WWE bize dava açtı. Dava açmalarının sebebi de domainimizin www.turkey.org olmasıydı. WWE isim haklarından ötürü bizi davalık hale getirdi ve erişime engellendi internet sitemiz. Açıkçası o zamanlar bir de internetin çok yaygın olmadığı dönemler Türkiye'de 2011 yılı bu kadar yaygın olmadığı dönemler epey zorlanmıştık kendimizi ifade etmekte. Biz cebimize para koymayan, üzerine para ödeyen insanlar olmamıza rağmen işte bir sürü dolandırıcılık, rant, suç falan filan suçlanmıştık. Epey ya bir iki ay kapalı kaldı. Daha sonra geri döndürmeyi başardık çok şükür. Stalin sormuş. Enactive Field zaten onu cevapladık. Evet. 2016 dedik Forumun sana Enactive'da. kazandırdığı en büyük 3 şey. Bir otorite yönetimi, otorite, iki adam yönetimi, üç sabır,
Bire ne dedim? Otorite. İki adam yönetimi aynı şey oluyor zaten. Ona bir diyorum. Otorite adam yönetimi. İki sabır. Üç olgunluk. Ya ben aynen sabır kazandırdı. Forumu kurarken çok insan yanımdaydı. Bunları teker teker sayabilmemiz mümkün değil. Hatta mikrofonu ağzına yaklaştırabilirsin bu arada Tamam. Kaan. Forumu kurarken Kaan bile yanımızdaydı. Öyledir. Adam yılda bir... Aylık bu arada 150 liranın üzerinden meblağ ödüyoruz. Yani değişiyor. Zam mı geliyor? Dolar Tabii. Tabii. artıyor. Forumun bakım masrafları var. Domain masrafları var. Host ücreti var. Optimizasyon işlemleri var falan filan. Değişiyor ama 150'yi geçiyor aylık. Değişiyor ama 200 de oluyor, 150 de oluyor. O arada gidip geliyor. Freaking sormuş. Rakip varken yok yani forumlar arası rekabetler nasıldı demiş. Rakip başka forumların Bir olduğu tane vardı ben zamanlar hatırlıyorum rekabet ya. Hatta vardı ben da yayına yani girmiştim sonra dedim bunu bana mesaj attınız falan ne yapıyorsunuz? sönüktü diğer forumlar. Sönük olmalarının sebebi kendilerini yenileyebilir olmamalarıydı. Biz kendimizi yenileyebildiğimiz birçok konu vardı. Mesela etkinlik haftaları mantığı. Etkinlik haftalarını çıkarmamızın sebebi insanların ilgisini çekmek ve özgün olma çabasıydı. Ve biz burada bakın daha güzel güreş tartışıyoruz mesajıydı. O günden bugüne gelenekselleşti etkinlik haftaları da. Yani Mesela. rekabet yani rekabetten çok hani bizim kendimizi yenilememize sebep veren şeylerdi diğer forumlar. Rising Generation sormuş. Evet. Forumun geriye gittiği dönemde kendini nasıl hissetti? Demiş. Geriye gittiği dönemde kendimi çok kötü hissetmedim açıkçası. Geri getirebileceğimizi biliyordum. Çünkü yedek dosyalar mevcuttu. Sadece ufak kodlama arızaları vardı. O kodlama arızalarını birkaç gün içinde çözdük ve forum eski haline döndü çok şükür. Ve itidalden sonraki gidişattan memnun mu ve bu kararların forma ciddiyet kazandırdığını düşünüyor mu demiş. Yani itidal zaten amacı ciddiyet kazandırmaktan çok forumun kuruluş amacında var olan ciddi güreş, tartışma ve görüş alışverişi yapma konusuna destek vermesiydi itidal kararlarının. Hani herkes ciddi olsun, kasıntı kasıntı Önder Özen gibi tipler olsun değil. Kasıntılıktan ziyade eğlenmesini bilmemiz gerektiği yerde ironinin tiye almanın ve alaycılığın dibine vuralım. Ama ciddi bir şekilde güreş Türkiye'nin kuruluş amaçlarına hizmet edecek güreş tartışma konularında o çizgiyi koruyalım da amaç. Ve ben bu gidişattan tabii ki memnunum. Wintham Lawrence Rotunda sormuş. Yani bunu cevapladık ama sorduğu için ismini geçirmek istedim. Forum hakkında Evet, çok selam. yenilikler ve düzenlemeler düşünüyor demiş. Bir siyah Yani tema. yenilikler konusunda tabii siyah tema konusu ile önümüzdeki günler vuku bulacak, gerçekleşecek 7. yıla özel. Yenilikler konusunda da biz artık donuk beyinleriz. Alttan gelen yeni üyelerin bize fikirleriyle aydınlatmaları gerekiyor. Biz çünkü 7 senelik yaşlanmış Aynen. beyinleriz artık. Bu konuda yenilik üretebilecek durumu biraz geçmiş olabiliriz. Fakat üyelerin önereceği yenilikleri tecrübelerimize birleştirir, çok güzel bir şekilde sunabiliriz. Dark Lord 1905 sormuş. Ne kadar süredir Christian fanısın demiş. 2008'de beni Serkan Ovat diye bir arkadaşım, Serkan Ovat diye bir arkadaşım güreş izlemeye sevk ettirmişti. O dönemler kendisi bir Christian fanıydı. Ben de ondan özendim. Bak, Christian fanlığı Dark 2008'de Lord bizi nerelere oldu. getirdi görüyor musun? Vay. Ya. Forumu ilk açtığın zaman bu kadar ilere gideceğini düşünmüş müydün demiş. Ya açıkçası ben forumun gelecek senesini hiç düşünmedim. Hep bugün nasıl daha iyi olur düşündüm. Hep bugün nasıl daha iyi olur forumu bugünlere getirdi. Anı yaşamak diyorsun.
Tabii önemli olan anından yaşamak ve bundan zevk almak. Demiş ve son sorusu da WWE'nin geleceği ne olur sence? Ya WWE artık bir tekel şirket. Bu değişmeyecektir. Ve elindeki potansiyelleri Brock Lesnar yüzünden kullanamamazlık etmediği sürece yani elindeki potansiyelleri kullanabildiği müddetçe çok güzel, çok pembiş, yalanası şekerler bekliyor WWE'yi. Best World sormuş. Güreş Türkiye'nin bu 7 yılın her birini tek kelimeyle özetleyecek olsa nasıl özetlerdi? Evet, bu üzerine epey düşünülmesi gereken bir soru ama 2011 desek, 2010 desek yalnızlık, 2011 kendini bulma kaosu, 2012 kendini bulduktan sonra Attitude Era işte yükseliş, 2013 2013'ten çok da aklımda kalan bir şey yok ama CM Aynen. Punk'ın reign'i var. Elbette CM Punk era diyebiliriz 2013'ün 2013'e. 2000... Ocak'ta işte Rumble'da bitiyor o. Ha. Ama yine de o Türkiye'de CM resmi falan Punk'çı oldu. tayf... O dönem. Aynen hatırladım. 2013 WWE'nin Türkiye'de İkinci. Aynen. yıkılış yılı diyebiliriz. 2013'ü de forum hakkında ne diyebiliriz? Tek kelimeyle özetleyecek olsak zirve diyebiliriz. WWE'nin Türkiye'de bulunuş açısından zirve. Çünkü her zirve düşüşün Yani. başlangıcıdır. 2014 forumun en aktif senesi. 16. İlk 2016 Aynen. bugünün yani toplamda en aktif 2016 da 2014 o günün zirvesi. Aynen en Anladın aktif. mı? 2014'de o günün zirvesi olması sebebiyle muhteşem diye adlandırabiliriz. 2015 olgunluk dönemi olarak adlandırabilir. Çünkü zirvenin ardından gelen bir olgunluk. 2016 muazzam, işte perfection, kusursuz 2016'yı böyle değerlendirebiliriz. Ve 2017'deyiz. 2017'ye de seneye isim verelim. Bu senenin ne olacağı, ne getireceği belli değil ama itidal 2017'de cuk diye Geliyor. oturacak gibi duruyor tabii. Calgary Kid sormuş. Salgari. Calgary. Ben Salgari Tamam. diyorum buna. Espri aramızda, evet. Yakın dönemlerde hem kırmızılığı bırakmasıyla hem de kırmızıya geri dönmesiyle ilgili olarak onu bu kararlı almaya iten sebepler kendisince nelerdir demiş. Kırmızılığı bırakma sebebim, ben yazın bir trafik kazası geçirdim. Çok ağır beyin kanaması olsun, vücudumdaki kırıklıkların düzelme süreci olsun ve beni yöneticilik görevinin o zamanlar yorduğunu düşündüm. Ve alt ekiple, alt ekibimle anlaşamadığımı ve karakterimin de duygusallaşması sebebiyle hayatımda ilk defa yöneticiliğim devam etmesine rağmen kırmızı rankı bir köşeye bıraktım. Daha sonra tekrar enerjimi topladığımı hissettiğimde ise kırmızı rankı, yöneticiliğim zaten devam ediyordu, üzerime geri aldım. Bu kararları almaya iten sebepler beni bunlardır. Dediğim gibi özel hayat etkilidir. Başımdan geçen olaylar etkilidir. Eyvallah yeniden tekrar. Teşekkürler. Ve şey demiş. Güreş tarihinin en büyük fiyaskoları konusunu güncellemeyi ne zaman planlıyor? Zamanında kendisi iyi bir liste çıkartıyorduk demiş. Hehehehe yapmış. Yani o konu güreş tarihinde açıkçası Daniel Bryan'ın çantayı alıp götürmesi de yeni bir fiyasko olarak aslında o konuya yazılabilir. Katılıyorum kendisine. Bunu yakın zamanda gerçekleştirmeliyiz. End of Heartache sormuş. RPG'de oynamak Evet. istedi mi? Demiş. Sana da selam söylemiş. Oynadım. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sana da selamlar. RPG'de oynadığım zamanlar oldu. Fakat RPG beni anlatan bir kendimi bulduğum ya da bundan keyif duyduğum bir organizasyon değil. Fakat oynadığım dönemler oldu. Onun dışında oynamak istemedim. Bir kere Ryan'ın zorla Hulk Hogan görevinde Ryan'a yancılık yaptım. Öyle. Legacy sormuş.
forumda foruma layık görmediği birisi var mı? Ya estağfurullah, öyle bir hadsizlik yapacak ya da öyle bir değerlendirmeye girecek üstün bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda bir profesörlüğümün olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar saygısını kaybetmediği sürece foruma layıktır. Siz saygınızı kaybetmeyin. Forumdaki hani var olan o saygınlığınızı da yitirmeyin diyorum. The Games Crippler sormuş. Neden her sene bana forum tarihi bilgi yarışmasını yapma görevini veriyor demiş. Yani bir pratik zeka olarak epey gelişmiş birisi. Selam söylüyorum buradan. Her sene forum tarihi bilgi yarışmasında eski büyüğü olduğu için Atahan Altuntaş almaktadır. Sağ olsun, var olsun. İnceleme ve WCW şovlarına da meraklı takip ediyoruz tabii. Kendisinin çalışmalarını zevkle okuyoruz. Rollins Guy sormuş. Benim hakkımda ne düşünüyor ve itidal kurallarını bütün yöneticilerle mi yoksa tek başına mı yaptı? Özgür'ü çok seviyorum. Özgür Doğan Kaymak. Selamlar olsun. YouTube departmanımızda yaklaşık Aralık ayından beri epey emekleri var. Kendisini de geliştirme konusunda destek verdiğimizi düşünüyorum Özgür'e. Buradan kendisine çok çok selam olsun. İtidal kurallarını ise bütün yöneticilerle oturup konuştuk, aldık. Çünkü forumun gittiği noktayı uygun görmedik. Reigns hayranlığımızı her soruda her konuda belli edeceğiz demiş. Biz de Reigns hayranıyız yani, Yani niye bu kadar anlamıyorum. yani çok güzel de Roman Reigns bunları hak edecek bir güreşçi değil. Ne? Neler dedin ya? Pardon, ağzımdan kaçtı. Adam 2016 yılının ilk parlayan üyesiymiş yani. Düzgün konuşursan. Reigns Doğru. çizdirmiş. Canım benim. Selamlar olsun Mr. Shield'a Soruya buradan. alıntı yapılmış. Okuyayım mı bunu? Ne abi? Ya soru yoksa geçelim tabii. The Vigilant sormuş. Forumda sıkıldığı zamanlar oldu mu? Forumda sıkıldığı zaman, forumdan sıkıldığı zamanlar. Forumdan sıkıldığı zamanlar. Oldu mu? Olmadı. Yani oldu diyemem. Zaten forumdan sıkıldığım bir zaman olsa forumdaki aktifliğimin düşmesine sebebiyet verir bu. Ben vaktim olduğu her dakika, her saat, her gün forumu ziyaret ediyorum ve Gecenin bir yarısı bunun için 2 bu saat 20 dakikanı ve daha fazlasını ayırdın yani. Daha ne olabilir yani ki? forumdan sıkıldığım bir zaman olmadı ama enerjimi kaybettiğimi hissettiğim zamanlar söz konusu oldu. Daha sonra enerjimi topladığım zaman ise kendimi tekrar güçlü zaman hissettiğim zaman geri döndüm ve görevime devam ettim. Bu benim için artık bir hayat alışkanlığı güreş Türkiye. Yemek yemek gibi, su içmek gibi, nefes almak gibi. Güreş Türkiye hayatımın Aynen daima benim hayatım içinde. için aynı şekilde. Bunun için beni yani değiştirecek bir şey yok bu konuda. Texas Rattlesnake sormuş. Türkiye'de profesyonel güreşi nasıl buluyor demiş. Ya bulamıyorum çünkü WWE'nin yayın hakları hala kapalı bir kablolu TV'de. İnşallah bu düzelir. Headlock Master sormuş. V-Bullet'ın çaylak üyelik sistemini kaldırabilir mi demiş. Yani çaylak üyelik sistemi hani aşırı bir troll saldırısı olmaması için var olan bir sistem. Çoğu zaman kullanmıyoruz Geçen zaten. yaz radyo yayınları dolu dolu geçmişti. Bu yaz da düşünülüyor mu? Rav için el ele teması çok iyiyiz demiş. Yine bu yaz radyo yayınlarına tam gaz devam edeceğiz. Ve son olarak da Shuffle'ın şu promosuna ulaşamıyorum. Onu da söylemiş.
Hani nerede? Ben hangi neyden bahsedildiğini bilmiyorum. Özelden yazarsa yardımcı olurum. Just Say Yes sormuş. Rap market gibi bir şey planlanıyor mu? Raplerle VIP alınsa falan çok güzel olur mesela demiş. Rap marketi istiyorsa istek, öneri, şikayet konusuna her ay açılan, 2 aya bir açılan konusuna yazabilir. Yönetim kurulu değerlendirir ve karar verir. Calderon sormuş grafikçimiz. Hiç Evet. burası iş yapmaz dedi, fesecek duruma geldiği oldu mu? Yani hiç burası iş yapmaz dediğim durumlar olmadı. Çünkü daha önce 2006-2010 yılları arasında forumdayım Gen.tr isimli bir genel forum sitesinde de bulunmuştum. Ve bu işlerin nasıl yürüyeceğine dair az buçuk fikrim vardı. Ve hemen zirvede olamayacağımızı biliyordum. Haliyle bu bana sabır ve güç verdi. Ege yürüten sormuş. Beni seviyor mu demiş. He 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 atmış. Çöp, çöp, çöplerden Yok çöp hoşlanmıyorum. modifi nereden çıktı? Embroz'dan dolayı. Ambrose, Çöp çöp, de yani. çöp, Bence de çöp, çöp çöp, çöp. çöp. O adı Geri çöp kaldı yani Ege'nin. dönemedim çöpe. Ama Shield çizdi. Doğru. Onu söyleyeyim. Doğru. Tabii. Bir ara Shield'ın en öndeki ismi buydu ya. Ne günlerdi. Aa, promo Aynen. falan keserdi. Ya. O zamanlar mı güzeldi ya, sonra çok şımardı. Doğru. The Money Maker sormuş. Evlendiğinde düğününe forumu ve özellikle Antalya'da yaşayanları (parantez ben gibi) davet edip sınırsız yiyecek içecek imkanı sunacak mı? Mesele sınırsız yiyecek içecekse şimdi de sunabiliriz yani Money Maker'cığım, canım Ben şu an benim, canın sağ termine doğru yola çıktım ya, bunu söyledim, sınırsız buydu. olsun. Ne? Mikrofondan kaydediyorum bunu. Eyvah diyebilirsin. Abo. Eyvah. Bir kere laf ağızdan çıktı. Kayıt altında mı altında? Aynen, yapacak bir şey Olur mu? yok artık biz. Aynen öyle. Yani bu diğer sorusu da yine bir sene geriye gitme durumuyla ilgili. O gün ne düşündün demiş. Onun için Biz 2 sene mi geriye gitmişti? Aynen 1,5 sene geriye gitmişti. Cevapladık soruyu. Teşekkür ediyoruz bana emeği kralı çok. ne kadar çok burs soru varmış. Şey, baktıkça burs soru çıkıyor karşımda. Attitude Adjustment sormuş. Beni seviyorum evet bu artık. Klin. Onu çok seviyorum canım benim. Öpüyorum. Bursalıları özellikle seviyorum. Ne? Ne? Oo, neler dedim ya. Evet, çıkan tek büyük şey yanlış bilebilirsen. Yani. Evet. Michael Gabriel sormuş. Onu alalım. Ha. Bir soru daha soracağım. Bir öz eleştiri diyelim. Bende bir değişiklik görüyor mu demiş. Yani ilk forum zamanlarım ile şu anki zamanlarım arasında ne fark var? Yani tabii insanın olgunluk seviyesi 13 yaşında iken ile 18 yaşındayken ile farklı oluyor. Yani Kaan da öyleydi mesela. Biz de hep beraber büyüdük. Ben de ilk forumu açtığımda hani 30 yaşında değildim. Hep beraber büyüdük ve olgunlaştık. Birbirimize destek olduk ve aile gibiydik. Aileydik. Aynı şekilde Michel Gabriel de yaşı büyüdükçe olgunlaştı ve bize ayak uydurdu. Yani bu iş yaş meselesi değil. 13 yaşındaki insan da olgun olabilir ama kendini geliştirme meselesi. Hani cümle sonuna nokta koymayı insanlar 13 yaşında beceremeyebiliyor. Ya da soru sorduğu zaman soru işareti koymayı beceremeyebiliyor. Biz insanlara bunları öğretiyoruz ilk başta. Güreş yorumlama seviyesine hemen ilk hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta gelemeyebiliyor. Yani güreş yorumlama seviyesi de belli bir birikime sahip olduktan sonra vuku bulacak bir şey. Biz insanlar seneler geçtikçe buna sevk oluyor. Ve bizim yanımızda büyüyen böyle kardeşlerimizi, abilerimizi, canımızı, ciğerimizi gördükçe Güreş Türkiye iyi ki var diyoruz. 619 Ray 619 sormuş. İtidal kuralları kendisi için geçerli mi demiş. Yani itidale uymayacak bir şey yaparsan Kendini banla yani. Çal, ne? çal söyle. Doğru. Biz ne yapalım? İzleriz. Doğru. The Doğru. Lone Wolf sormuş. Son soru. Konuyu da kitlemiş. Sen de Olabilir. beni neden mod yapmıyor demiş. Heh.
Samsunlu cimri bir kepaze olduğu için. Neler dedim ya. Ağır laflar. Aynen abi, fun bir 5-10 kilo fındık göndersin. Hemen moderatör yapayım. Biraz Samsunluluk görelim ya. Bu ne ya? Bitti program. Şey gibi kapatayım mı? Değil Spor servisi sonu. kestik falan. Tostçu Burak Bey, bir yapım çekim alabilir miyiz? Erol. Evet, nükleer yayınına son veriyoruz o zaman. Beyin patladı. Tamam. Şu an 1 saat 20, 25 dakika 30 saniyeyi bulan ve benim bunu nasıl bu internet hızıyla upload edeceğimi merak ettiğim yayınımızın sonuna geliyoruz. İnşallah yarın yetişir. İnşallah diyelim. Son olarak söylemek istedim. Güreş Türkiye 7. yaş, artık 7. yılında. Çünkü bugün 28 Haziran, saat 1.50. İnşallah nice 7'lere, 8'lere, 9'lara, 77'lere diyelim. Güreş Türkiye'nin bir marka olması yolunda birbirimize yardımcı olalım. Çünkü artık elde bir Güreş Türkiye kaldı. Burası bir Facebook grubunun yaratabileceği sansasyonel hareketlerden çok daha fazlasını bize sunuyor. Bir Twitter hesabının, bir Instagram hesabının, bir YouTube kanalının yaratabileceği etkilerden ve güreş bilinçlendirme harekatından çok daha fazlasını bizlere getiriyor, ayaklarımızın önüne veriyor. Gerek arşivi, gerek güreş tartışma ortamı, gerek diğer federasyonlara sunulacak perde. Diğer yandan güreşin ring içinin dışında olan olayları da takip edebileceğiniz bir internet sitesi Güreş Türkiye ve elde kalan son kale. Bu kaleyi kaybetmemek için birbirimize yardımcı olalım ve güzel günler geçirelim. Bu dileklerimle son vermek istiyorum. Seneye görüşmek Aynen, dileğiyle o zaman görüşmek Kaan. üzere. Hepinize hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler. İyi teşekkürler dinlediğiniz için.